Herkese selamlar, Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve Elderwind Tower'ın Fatal'ı gelmiş. Normalini bitirdik sanki anasını satayım, bitirdim sanki anasını satayım, bir de başıma Fatal'ı çıktı. Hadi bakalım şimdi, bir de bunun kaç gün lan, bir dakika dur hele. Onun gününü görmedim. Bir dakika. Kaç gün boyunca açık bu? Bir ay boyunca açık. Wow, ikisi de bir ay boyunca açık kalacakmış. Ben hala Elderwind'in daha normalini bitiremedim. Neyse, onunla uğraşacağız. Onunla... Valla zaman ayıramıyorum ya, ne yalan söyleyeyim. Gün içerisinde çok fazla yapmam gereken şey var. Kuleyi elle oynamam gerektiği zaman yetişmiyor. Yani telefonda öyle köşede açıp otomatik oynayınca bir şey olmuyor, sıkıntı olmuyor da. Çünkü 5 saatte bitirse de bitiriyor bir şekilde. Neyse, uzatmayalım. Şimdi kule ekipmanları zaten burada şimdilik var direkt, o yüzden başlıyorum kuleye. Günlük zaman ayırmak sıkıntı çünkü dediğim gibi 30 savaş 1 saatten fazla sürüyor. Sadece 1 saat kuleye ayıramıyorum. Niye? Çünkü 4 kanala bakmaya çalışıyorum. 4 kanal olunca da 4 kanal, okul, bir yandan işte bu staj meseleleri falan yaklaşıyor. Stajla uğraşacağım. Derken yetişmiyor. Bu arada Fatal kısımlar her zaman çok zor oluyor. Bilginiz olsun. Yani kolay olmasını zaten beklememek gerek. Bu arada oyunun sesi fazla mı? Bir sene hemen geliyorum ben. Valla gayet de normalmiş. Allah Allah, ben o zaman kulaklığımı fazla açtım. Sağdan baktım da. Bir an fazla geliyor gibime geldi. Neyse, tamam, sıkıntı yok. Kule şeylerimi bu arada size göstermiş olayım. O ne lan, öyle bir şeyler yaptık ama yanlışlıkla tuşa falan tıkladım galiba ben. Şöyle defans kısmından size göstermiş olayım. Bu arada buradan sonra çıkıp bir kere gireceğim. Oyunda ufak bir takılma var, o geçsin diye. Şöyle şunları kullanıyorum ben. Bunlarla birlikte Power Drain takım yaptığınızda daha güçlü oluyor tabii ama o Power Drain takımı hala oluşturabilmiş değilim şimdilik. Hala bir şeyler ayarlamaya çalışıyorum onun yerine. Kankam uzatma ya. Uzatma. Ne uzattın ya? Ben hemen şu şeyi bir sıfırdan başladım, geliyorum. Geldim bakalım lan, ağzına tüküreyim böyle işin. 10 dakikadır şununla uğraşıyorum. Oyuna girmedi bir türlü ya. Bu arada bakın, bunu soranlar oluyor çok kez. Hatta yorumlarda gördüğüm, son zamanlarda gördüğüm bu sıkıntılara dair bir şekilde ya, elimden gelen bilgiyi vermeye çalışayım. Elimden çok fazla bir şey geleceğini düşünmüyorum ama cihazları kasanlar için sesi kapatıp tekrardan deneyebilirsiniz. Bazı cihazlarda tekrardan, yani sesi yüklemeye çalıştığı için aynı zamanda, bu arada sesi ses kısma tuşuyla değil, şuradaki ayarlar kısmına gidip buradan sıfıra çekin şu şekilde. O şekilde deneyin. Damage tekstini kapatın mesela, vurduğunuz görünmesin. Teker teker bunları deneyebilirsiniz. Sırayla kapatın müzikleri, hangisinde işe yarıyorsa cihazları kasanlar için deneyin bunları. Bir oyunu olmadı sıfırlayın ama sıfırlamadan önce kesinlikle Warner Bros hesabına kaydetmeyi unutmayın. Böyle yapabilirsiniz ya, bunu deneyebilirsiniz. Sonra Warner Bros'a nasıl kaydedilir videosunu merak ediyorsanız, hesabınızın kaybolmaması için kanalda bu tarz içerikleri bulabilirsiniz zaten, yani çektim ben onları daha öncesinde. Bilginiz olsun, aklıma gelenlerden şöyle bir görebilirsem şey yapayım. iOS'daki iOS'taki cihazı maalesef Android'e aktaramazsınız diye biliyorum. Warner Bros. Hala bunun hakkında bir çözüm bulabilmiş değil. Ki zaten bulabilmek de bayağı bir zor olurdu yani. Kendi şeyler bile, firmalar bile bulamıyor anladığım kadarıyla. Bu işte App Store'daki bir şeye gidip de Play Store'dan satın alamıyorsunuz. Yani bazı uygulama, birçok uygulamayı daha doğrusu kendilerine özel üretiyorlar. Mortal Kombat'ta da sanıyorum böyle bir durum var. Niye öyle bilmiyorum. Çok saçma aslına bakarsanız. Tak diye aktarabilmeniz gerekiyor ama... Bilmiyorum yani, daha çözümünü bulamadım, görmedim ben internette baktığım halde. Warner Bros da aynı şekilde, kendisi de maalesef buna dair bir çözüm yok diyordu, sitesinde öyleydi. Belki bir güncelleme gelmiştir, orasını bilmiyorum şimdilik. Ekstra aklıma bir şeyler gelirse size değinmeye çalışacağım. Kulede 184. savaşa takılanlar varmış. 184'ü ben size çekeceğim, atacağım 184'ünü şey yapabilirsem, kendim yenmiş olursam. Daha yapmadım onun savaşını. Şu aralar biraz çalışmakla uğraşıyorum. Sınavlarla falan uğraşıyorum. Sunumlar falan da aynı şekilde geliyor. Bayram öncesinde niyeyse sunum haftası gibi bir şey ilan ettiler. Onunla uğraşıyoruz şu aralar. O da yoruyor. Şimdi 10. savaşta acaba şey yapacak mı? Boss getirecek mi bize? Umarım ekipman falan da düşer bu arada. Benim ekipmanım çok eksik ya. Valla coins vermeyin. Coins nereye saçacağım şimdi? Fatal'ı madem getirdiniz. Coins de yapmayalım ya. Cidden çok keyifsiz oluyor oyuncuğum. Yani olmasın böyle canım. Hadi. Coinsiz olsun. Halledebilelim şunu. Vallahi güzel olur, keyifli olur ya. Bir yandan keyif alabilirim gerçekten. Eğer coinsiz olursa. Yani çok türlü şey var işte. Şimdi bilgisayar benim çoğu zaman render'da olduğu için bilgisayardan giremiyorum Mortal Kombat Mobile'e. Telefondan da
Bende de aynı şekilde bakın kasıyor telefon. Hani internet bağlantısı sıkıntı oluyor. İnternette sıkıntı yaşayanlar için şu şey connection error veriyor ya şey oyun. Onu verdiğinde ben şey yapıyorum. Wi-Fi'daysa mobil veriye geçiyorum. Mobil verideyse Wi-Fi'ye geçiyorum. Düzelmezse bir oyundan çıkıp giriyorum. Çoğu zaman düzelmiş oluyor. En kötü ihtimalle gidip modemi resetliyorum. Yapamazsam. Modem resetten sonra zaten oyuna her türlü giriş yapıyorum. Bazen oluyor ya o sıkıntı. Galiba çok uzak bulunduğumuz için mi artık server'a bilmiyorum niye Mortal Kombat'ın serverlarına sıkıntı çıkıyor arada bir yani. İnternet bağlantısı falan zaten çoğunlukla iyi değil oyunda. Injustice 2'de de aynı şekilde. Leş yani rezil bağlantılar var. O konuda ne yapabiliriz? Gerçekten ben de bilmiyorum. 50 coins'ten başka şey 50 ruhtan başka şu anda güzel bir ödül alamadık bu arada. Onu da alsak güzel olurdu harbiden de. Yani şanssızlık diyelim. Şimdi bayram girdiğinde onu da size öncesinde ben bildirmiş olayım. Bayram sürecinde maalesef video yükleyemeyeceğim. Emre Terdere belki video yüklerim. O da kesin değil. Çünkü Emre Terdere çektiğim şeyler hikaye modlu oyunlar olduğu için öncesinden çekip sonrasında yükleyebiliyorum. Bir sıkıntı olmuyor. Adana'ya şey yaparım işte. Kuzenin laptopunu alacağım ben. Laptopunu aktarırım onun videolarını. Orada Wi-Fi bulursam bayramdayken bayramdan yükler size atmaya çalışırım. Ama Mortal Kombat Mobile için böyle bir şey geçerli olmayacak maalesef. Bu arada çok fazla vurdu. Uğraştırıyor beni uyuz karakter. İyi bari canını 1'e indirdik. Öl kankacım. Bu arada bir tane vuruşunda ölmesi lazımdı. Fark ettiniz mi bilmiyorum da devam etti vurmaya Kenshi. Normalde bunun olmaması gerekiyor. Garip bir durum. Salak bir durum yaşandı az önce. Onun lan öyle kablonun üstüne oturdum. Vay anasını ya. Neyse. Onu nasıl yaptım onu da bilmiyorum da. Neyse. Ekipman geldi. Vallahi çok şükür ya. 34'ten 48'e 17'den 24'te. 24'e güzel. Canımızı falan da artacak. Bu hangisinde acaba şimdi? Kenshi de mi bilmiyorum. Kayn'e de olabilir bu. 324 bindi Kenshi'nin canı. Artmış olursa yani. Bana bu arada rare ekipman neredeyse düşmedi. O büyük sıkıntı. Bakın ekipmanları size tekrardan göstereyim ben. Ekipman yönünden çok gerideyiz. Maalesef çok sıkıntı. Yani bir tek şunu verdi oyun. O da yetmiyor abi. Nightwolf'un Brutality ekip şeyini verdi, setini verdi. Yani bu arada az önce çıkan galiba şeymiş. Kano'ymış. Bizim ekipmanlar şu an Ankama'nın seviyesinde. Yani Ankama'nın da iyi değil. Sıkıntı oluyor. Aynen Kano'ya çıkmış o ekipman. Umarım çıkartırız ya. Vallahi ekipman yönünde şu an acayip gerideyim. 200 neredeyse yani şeyde normal kulede 200'e kadar geldik ama ekipman hiç düşmedi. O kötü. Hani bayağı bir kötü. Düşürebilirsem düşüreceğim ekipmanları sıfırdan şu kuleyi bir daha yani normali şey yapsam ne derler bitirsem şu an başa döndüğünde otomatik savaşta onu halledeceğim bir şekilde de Fatal'ı da aynı şekilde halletmeye çalışırım. Fatal'ın galiba bundan sonra 100. savaşını çekerim bir. Sonra 150'yi falan çekebilirim çekmeyebilirim de bilmiyorum. Zaten Fatal'ın 80'den sonra falan artık elimle oynamaya başlıyorum. O da ayrı bir dert oluyor. Yani yavaş oluyor ya. Telefondan da sinir oluyorum oynarken. Çok yavaş kalıyor telefon. Bilgisayardan daha rahat oluyor. Zaten görüntü kalitesi olarak da yani telefondan çektiğimde pek hoşuma gitmiyor. Telefondan çektiğimde kanala böyle yükleyesim bile gelmiyor ama bazen mecburen çekiyorum. Normalde bilgisayardan çekmek çok daha yüksek görüntü sağlıyor size. 1080p 60 FPS çekebiliyorum. Telefonda böyle bir durum olmuyor. 720p yüklüyor ama onu 1080p'ye bir daha renderlıyorum ben. Görüntü çok fazla iyileşmiyor. Neyse. Karşı takımda zaten öyle çok güçlü bir şeyleri falan yok. 15 savaşa tak 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 yapacağım. Başlangıç amaçlı şu anda bunu çekiyorum. Fatal'ı şimdi Fatal'ın sonuna muhtemelen Fujin'i kattılar. Katmışlardır. Muhtemelen katmışlardır. Mantıken olması gerekiyor da Fatal'ın ben sonuna muhtemelen gelemem zaten. 120. savaşta falan ya da 140'ta tıkanmış olurum büyük ihtimalle. Çünkü geçmiyor yani hesap oradan ileriye geçemiyor maalesef. Bu can yenilemeli şeyler falan geliyor. Acayip sıkıntı oluyor. Belki 200. savaşı geçeriz normal kulede emin de değilim şimdi. Bana göre bu şeyden zor bu arada. Neydi o bir önceki? Sindel ablamın kulesinin adını unuttum ya. Sindel'in kulesindeki Dark Queen Tower. Dark Queen Tower'dan bana göre bu zor. Daha zor. Yani ben daha çok zorlandım bundan niyeyse bilmiyorum. Öbüründe en azından savaş daha kısa sürüyordu ya yarım saatte falan. Ben ikisini bitirmiş oluyorum. Yani bir savaş bir dakika falan sürüyordu ortalama. Şimdi bunda 5 dakikaya sürdü, yakın sürdüğü bile oluyor. Acayip salak salak şey yapmışlar. Sıkıntılı yerler katmışlar. Şu Sonya Blade önemli bu arada ya. Bunu almak lazım da. Çok zor çıkıyor bu da anasını satayım.
Yani şeyler de challenge'lar da hep bok gibi challenge'lar. Güzel challenge gelmiyor. Keşke gelse ama gelmiyor abi. Getirecekler umarım yakında. Bilmiyorum valla ne yapacaklar o konuda da. Gelmesini ben de istiyorum. Umarım gelir diyelim. Başka da bir şey diyemem zaten. Yani sizler ne yaptınız? Agalar, okullar falan nasıl gidiyor? Şu an sınavlar, sınavı yaklaşanlar var. YKS'ye de bir önceki şu TEOG değil de TEOG neye dönüşüydü la sizde YGS'ye mi dönüş şey LGS'ye dönüşmüş değil mi? Ulan anasını satayım bunu değiştire değiştire oyuncak ettiler ya. Eğitim sisteminin de içine sıçtılar var ya. Oy değiş yani çorba ettiler gerçekten. Her sene bir sistem değişiyor. Böyle bir saçmalık olamaz. Barajı kaldırıyorlar falan. Yok artık ya. Yani salak ordusu yetiştiriyor resmen ülke. Diplomalı cahil çok garip bir durum ya. Diplomalı cahil yetiştirmek. Üniversiteye geçtiğinizde bir bok değişmeyecek bilginiz olsun. O yüzden kendinize kesinlikle dış kaynak bulun. Hayattan da konuşalım bu videoda madem. Normal kule yapıyoruz. Kesinlikle dış kaynak bulmanız gerekiyor. Dışarıdan yani etrafınızda en zeki insan sizseniz bir ortamda o ortamdan ayrılın. Kendinizi salak gibi hissetmek, ya salak demeyeyim de bir ortamda cahil hissetmek bence çok büyük bir nimet. Bilmiyorum ben bunun büyük bir nimet olduğuna inanıyorum. Çünkü yani insanlar böyle bir şeyler diyorsa ve siz bulunduğunuz konuyla alakalı anlamıyorsanız o bulunduğunuz konuyu hani mesela ya müzisyenlerin arasına girip hiç müzikle ilgilenmemiş biriyseniz anlamamanız normal. Böyle şeylerden kastetmiyorum. Bölümünüzle alakalı, bölümde değil de matematik herkesin ilgilendiği bir şey. Lisedeysiniz diyelim ve öyle bir ortamdasınız ki insanların bahsettiği formüllerden hiç bok anlamıyorsunuz. Öyle şeylerden bahsediyorlar. Bence bu büyük bir nimet sizin için. Bu her konu için düşünebilirsiniz bunu. Sizi ilgilendiren konuda cahil kalıyorsanız güzel bir nimettir bu. Yani bir şeyi en çok siz biliyorsanız o ortamdan beslenemeyeceksiniz demek. Bir boka yaramaz o ortam. Ayrılın o ortamdan. Yani sadece egonuzu beslersiniz. O da etrafınızdaki insanlar bir süre sonra zaten size yetişmeye başlayacaklar sizden çaldıklarıyla. Bilginiz olsun. Yani aha vallahi Aaron Black'in ekip oğlum bak işte görüyor musun oyun Filozof Emre'ye şey yapıyor böyle bir şapka fedası yapıyor. Yüzük verdi. Güzel lan vallahi baya güzel güzel. Ne verdin? Valla çok da güzeldi. İyiydi. Aha. Oha. 10 saniye boyunca takım kalkanı veriyormuş oyundan çıkışlar. Güzel. Güzel bana bunlarla gel oyuncum. Çok güzelsin be. Şimdi bu ekipmanı kullanabilir miyiz? Ben ona bir bakayım. Kullanacağız zaten de. En kötü ihtimalle şu Ankamınların yerine takarım ben Kenshi'yi ama Kenshi'de çıkış yapmıyoruz çok fazla. Yani Kenshi öleceği zaman aslında çıksak kalkanı kullanmaya çalışsak falan. Güzel olmaz mı sizce de? Bence güzel olur. Şunun yerine taksak nasıl olur hocam? %48 aslında 20'ye 40 ama bu bir yandan kalkan malkan verecek. Yani bilemedim şimdi hocam ya. Şu %10 şansta %2 barın gücünü çalma da diyor da bu yok yaramaz. Rare ekipman aslında güzel geldi de valla çok da şey değil ya. Yani taksak mı emin olamadım. Widowmaker bir önceki değil mi lan? Eldrwind mi? Aa, Widowmaker ben niye takmamışım diyeceğim de bunu kullanacak şey olmayabilir. Yan karakterlere gerçi bu Widowmaker'ı takarız. Yani Widowmaker %40 damage boost, %40 basic attack damage boost. Şunu o zaman takalım, bir de bunu takalım hadi. Vallahi kumar oynuyoruz ama can değerimiz bir miktar oyun oynayacaktır. Şöyle yapalım. Şöyle geri zekalı gibi üst üste takmaya çalıştığım için oldu. Yani şimdi iki tane ekipmanı boşluğa düşürmüş olduk. Onları gidip şuradan şey yapalım bir. Kano'ya bir tanesini verelim. Sonra gidip şeye verelim abi. Reptile'a verelim. Reptile'da kullanmış olsun Kunai'nin yerine. Şunu kullansın. Bir tık güçlensinler. Kenshi'mizin canı azalacak ama hasar yönünden çok yükseleceğiz. Hasar benim için şu an valla hasar önemli ya. Valla ben normalde şey yapıyordum da Talons'larda boss savaşlarında Talons'ı aslında değiştirmek gerekiyor. Her savaşta farklı Talons kullanmak gerek. Gerçekten öyle düşünüyorum en azından yani. Farklı Talons'lar kullanmak gerekiyor. Yani hasar odaklı Talons da önemli. Çünkü öbür türlü şu an 248 bine düştük evet ama hasarımız yüksek miktarda artacak. 159 binden kaça geliyor bu? Bakayım yüksek miktarda değil bu arada normal artacak. Çünkü %40 ananı ya. Kalkan mesela takım kalkanı aldık ne kadar kalkan veriyor acaba? Defense increase diyor da bu ne kadar arttırıyor bilmiyorum. 17 bin güzel bu arada. Hasarlarımız çok tatlı. Şöyle bir geçeyim. Mesela tag out da gerçi çıkışlarda geçerli oluyor değil mi? Hala körmüşüz. O kötü oldu ya. Yani gerçi kaçırmadık şu ana kadar. Körlüğümüz de gitti.
Gayet iyi. Sen bir daha git bakalım. Yendik, tamam. Rahat rahat yeni ikinci teni atacak fırsat bulamadım. Onu bulursam eğer hasarımızın belli bir miktar artmış olması gerekiyor. En azından bir 170-180 bini görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Coins fazla veriyor bu arada aslında. 7000 7000 çok birikir. Yani 100 savaşta kaç bin yapıyor? 760 bin mi yapıyor? Öyle bir şey yapıyor galiba. Aşırı fazla değil tabii ki de. Yani hani işte hani 7000 vermiyor tabii ki. 5000 ortalamayla 500 bin falan kasıyorsunuz. Coins şu an için bir boka yarıyor mu? Bir şey diyemem. Yaramıyor bence. Bana yaramıyor daha doğrusu. Yani siz de zaten şeyle Fatal kısmı yapıyorsanız, ilerleyebiliyorsanız rahat rahat, Coin sizin de bir işinize yaramıyordur muhtemelen. Çünkü yani Fatal'ı bitirebilecek bir güçteki şey hesap çok da ihtiyaç duymuyor aslına bakarsanız bu tarz şeylere. Sadece meraktan falan ekipman düşürmek için yapıyorlar bir de genelde. Bu arada Sunt Double Johnny Cage'i nasıl vurduk onu ben de bilmiyorum ama garip bir şekilde hasar yedi. Normalde o şey yapıyordu, hayaleti etkin oluyordu da onun. Dur bakayım bir. Şöyle bir al çocuk. Şimdi sen power drain atmadan bana ağzına sıçayım ama senin Johnny ya. Of Johnny of. Geri zekalı bir de vurdurtmuyorsun bak. Bak bak ben şu olunca çok sinir oluyorum aga. Acayip sinir oluyorum. Gerçekten hani yumruklayasım geliyor böyle sağ solu. Bayağı da vurduk bu arada, hayvan gibi vuruyor. Hasar yönünden iyiyiz de. Bu normal kulede sıkıntı çıkartabilir bu durum. Umarım çıkarmaz tabi. Takeda'ya ne geldi? Maksimum canını arttıran şey aslında bayağı da güzel geldi. Bunlar çok pahalı. Bayağı bayağı değerli bu kısım. Yani bir tanesi 750 bin falan oluyor ileride o geliştirmelerin. 750 bin coins oluyor. Çok aslında çok para. Hani baktığınız zaman çok para. Ben nasıl 12. savaştayım la? 12, 13, 14, 15 tamam normal. Tamam, bir an saymayı unuttum anasını satayım. Neyse iyi, Aaron Black'in şeyini çıkardık, ekipmanını. Eğer bir tane daha Night Wolf'un şeyini çıkartabilirsem ekipmanını, brutalitesini ben de almış olacağım artık. Zaten onun brutalitesi de bir aksilik olmazsa yakın zamanda size çekmiş olacağım. Bakalım. Şöyle bir 60 bin şeyde canda %44'e indiriyoruz da bir combo daha. Bu oh, fazla vuruyor karakter de. Ya Kenshi'yi değiştireceğim. Yakın zamanda değiştirmeyi düşünüyorum. Ya yakın zamanda ne kastım? Çok da yakın zamanda olmuyor tabi de. Hala Outworld bir tane karakter arıyorum ben Kenshi'nin yerine. Yok aga yok yani 10. evrim Diamond Outworld yapacaksın da. Kaç bin vuruyoruz da bu arada? Onu da bir görmüş ol. 197 bin, 159 binden geldi bu hasar. Bayağı iyi. Yani ortalama 40 bin bir hasar demek bu. Yani yüzdelik olarak baktığınızda güzel bir hasara denk geliyor aslına bakarsanız. Çok güzel. Aha vallahi bu iyi yükseldi. Bunu ben geri takayım. Aynen. Bunu o bizim %40, gerçi basic attack arttırıyor. %40 hasar yönünde, tamam. Bunu şey yapalım. Kendimize takalım. Gidip Kano'ya başka bir ekipman verelim. Öyle yapalım. Çünkü şu an o bir tık daha şey yaptı. Recharge atayım ben şöyle. Güçlendi o ekipman. O ekipman bize lazım. Widowmaker'ın yerine mi katalım? Şu şeyin yerine katalım ya, dur. Şunu yerine katabiliriz. Kalkanı şeyden alalım. Şöyle 3. evrim olan. Tam Reptile'inkiymiş. O artık bizim. Canımız da maksimum canımız da artacak. Reptile'a da şuradan şöyle pardon, Widowmaker'ı verelim bakalım. Yanlış şeyi katmışım bu arada ben. Mal gibi yanlış şeyi yapmışım. Dur. Bu beynim yetmedi şu an buna. Niye öyle oldu? Dur lan, ne yapacaktık? Widowmaker şeyde kalacak ya. Şunu çıkar bir. Buraya neyi takalım? Reptile'in ekipman olarak neyi verebiliriz ki anasını satayım? Ekipman, ekipman, ekipman. Reptile'e şimdi ekipman düşün. Valla ne versem bilemedim. Block Breaker verelim bari. O kalsın. Tamam. Şöyle Kenshi'ye yeri geçelim. Kenshi'ye o yüzüğümüzü, Widowmaker'ı bu arada şöyle vereyim. Yüzüğü şöyle takayım. Tamam. Şu an hallettik. Aynen. Hallolmuş. Oldu. Normalde bir tane zırh vardı. The Dark Queen's Tower'dan elde ettiğim zırh vardı. Şeyin zırhı. Neydi o bok? Adını unuttum. Unuttum adını işte o şey. Gerçi o bir herhangi bir şey kişiye ait değildi gerçi. Şey yapıyordu. 2,5 saniye boyunca dokunulmaz kılıyordu bizi. O zırh bayağı iyiydi ama burada maalesef çok da işime yaramıyor. 287 bin şeydeyiz şu anda. Ama çok da önemli değil. Hasarımız bu şekilde artmış oldu ekstra ekstra. 197 binden eğer kullanabilirsem bir ikinci yeteneğimi kullanmak istiyorum ama ölmemesi lazım. Kaç bin vuracağız onu merak ettim. 185 bin. Tamam, hasar düşüşü bir tık normal çünkü
Azalttık az önce hasarımızı. Ama canımız iyi miktarda arttı. Hani 50 bine yakın bir, ya 50 bin, 40 bin, 40 bin civarı falan bir can arttırmış olduk. Güzel. O da bayağı bir işimize yarar. O ekipman bizim için daha karlı hale gelmiş oluyor. Eğer böyle Rare güzel bir ekipman, epik ekipman çok önemli ya. %300 can veren ekipmanlar var. Onlar lazım bana ama maalesef düşmüyor anasını satayım. Yani 68 kere bitirmeniz lazım kuleyi ki düş. Ha, o şansla bile düşmeyebiliyor hani. Ekipmanları tamamlayamamış olabiliyorsunuz. Elimden geldiği kadarıyla dediğim gibi yapıyorum. Ama yetiştirmek ne ala, çok da kolay yetişmiyor açıkçası. Yani deneyelim bakalım. Güzel de vuruyoruz bu arada. Hayvani derecede güzel vuruyoruz hem de. 10. Ya oğlum ne takıldın ya? Takılma, Allah Allah, sinir oluyorum bak. Öyle bir zehirlendin değil mi sen? Tamam. Sen zehirlendiğin için bana bayağı bir hasar vurmuş oluyor. 17.000 güzel hasarlar. Şöyle bir daha vurduk mu 17.000'i zaten yok oluyor anasını satayım. Hani sadece orayla 35.000 vurduk. İki tane bitirici kombaya 35.000 vuruyor karakter. Güzel karakter. Ya coins verme, sıçayım coins'ine ya. Vallahi var ya, insanı bıktırıyorsunuz anasını satayım ha. Neyse. Tamam, tilt olmayalım. Şimdiki son savaşa gelmiş olduk. 15. savaşa. Zaten burada normal kulede 10-20, ya 20 değil de burada şey gidiyor. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 100, öyle öyle gidiyor. 20'nin katlarında genelde bosslar geliyor. Bosslar burada 120'den sonra falan öttürmeye başlar. Boruları öter. Çok da güzel vururlar. Çok da sıkıntılı şeyler geliyor. Yani ekipmanları çok büyük sıkıntı oluyor. Karakterler değil de. O yönden sıkıntı yaşıyorsunuz. Ben Jayde kullanarak elimden geldiği kadarıyla yenmeye çalışıyorum. Tabi her zaman değil. Maalesef her zaman değil. Şöyle bir al bakalım oğlum. Güzel de hasar çıkartıyoruz bu arada. Normalde Injustice 2 mobil atacaktım bugün ama Fatal geldiği için dedim Fatal'ı geciktirmeyeyim. 60 olalım diye şey yaptım. En azından olduğu kadar. Oştekin boku geldi. %9, %9 can. Bokuz artık, boku o kadar şey yaptık ki, sardık ki. Can şeyi geldi. 15 maçımızı bu sayede bitirmiş olduk. Çok da uzun sürmedi. Kodumuzda ne olsun? Motor olsun, böyle verelim ya. Aklıma da böyle geldi. Yani şu store modunu bir kontrol edeyim ben. Şey, store bir modu ne ya? Karakterler kısmından yok. Yani güzel karakter bana gerçekten gelmiyor. Şuradan şeyi açalım madem. Şu boku açalım. Daily Gift Pack'imizi açalım. Belki olur da bir diamond patlatır. Şans şeyimiz yerine gelir. Neşemiz yerine gelir. Geldim hocam. Bakayım. Gel la artık, Allah Allah. Ver artık şunu ya, aç. Ulan ne şey yaptın ya? Vereceğim bir tane bronz pek şey anasını. Ah. Yani biliyorum ben seni. Ciğerini biliyorum. Ciğersiz. Neyse. Açmış olduk burayı da en azından. Evet. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza beğenmeyi, kendinize çok çok iyi bakın.